Teşekkür ederim Elif Hanım'a. Bu bilgilendirmesi için de teşekkür ediyoruz. Faruk Bey buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi kentsel dönüşüm, deprem, tabii hayati meseleler, siyaset üstü meseleler. Şu haksızlığı yapmak gerçekten çok büyük vicdansızlık. Yani hükümet hiçbir şey yapmadı. Ya İstanbul'da, Anadolu'da TOKİ vasıtasıyla yapılan TOKİ'nin çalışmaları. Yani elinizde, ben dün de söyledim, CHP'li arkadaşlar eline bir veri almadan kendileri bir takım rakamlar ortaya koyup onunla kendi söylediklerine kendileri inanıyorlar. Bakın, bilimsellikten, akıldan bahsediyorsunuz. Alırsınız elinize verileri. Ya 99'dan sonra ne yapmış bu hükümet? Ne yapılmış? İstanbul'da ne yapılmış? Anadolu'da ne yapılmış? Bunların verilerini ortaya koyarsınız. Kentsel dönüşüm olarak 5 yıldır iktidardasınız. Belediye başkanının sözleri var. Ben yılda 20 bin konut yenileyeceğim. İşte 5 yılda 100 bin konut yenileyeceğim. Şu ana kadar yaptığınız, kendi yaptığınız, bitirdiğiniz, teslim ettiğiniz İstanbul'da kaç tane konut var? Bakın, kentsel dönüşüm gerçekten çok zor. Paydaşlarını ikna edeceksiniz. Mülk sahiplerini ikna edeceksiniz. İnsanların barınma ihtiyaçlarını, finansı beraber koordine edeceksiniz. Eğer bugün getirdiğiniz paketlerin hepsine destek olacağız. Oy birliğiyle geçecek inşallah. Ama siz bugüne kadar 5 yılda elinizde ya şunu ben yaptım diyebileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz Çalıştay, görüşme, paket açıklama dışında somut olarak yaptığınız örnekleri, bina yeniliyorsunuz. Ya bir tane alıyorsunuz, bir binayı yeniliyorsunuz. Buna kentsel dönüşüm diyorsunuz. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan, ben bir konuşmamda söyledim. Ben Kiptaş'ın yaptığı bir sitede oturuyorum. 1999'dan beri. Ya Kağıthane'de yaptık. Başakşehir öyle kuruldu. Kiptaş'ın kurduğu bir şehirdir Başakşehir. Pendik'te, Tuzla'da, her tarafta. Ve Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl belediye başkanlığı yaptı ya. Çok değil, 4 yıl. Siz sadece yapacağız, edeceğiz, açıklıyoruz. Bakın, bunu siyaset malzemesi yapmayalım, gelin. Orada ölen insanlar, hepimizin insanları, hepimizin canı yandı. Ülkemizin ekonomisi o yükün altında. Hani ikide bir söylüyorsunuz ya, ekonomik kriz. Bunların hiçbir katkısı yok o krizde, onu düşünüyor musunuz? Ve tüm bilim adamlarının söylediği, deprem bugün olacak, yarın olacak ve İstanbul'da olacak bir depremin ülke ekonomisine getireceği yükleri hep beraber göğüsleyemeyeceğiz belki. Onun için yapacağız edeceğiz değil, ne yapacaksanız bir an önce yapın ve AK Parti grubu olarak biz bir an önce size bu desteği sonuna kadar vereceğiz. Ama hiçbir projeniz yok, sadece yapacağız edeceğiz. Olmaz böyle. Teşekkür ediyorum başkanım. Ya, Gencay Bey'e. Evet başkanım. Buyurun, sözcüğümüz buyurun. Faruk Başkan'a teşekkür ediyoruz. Başkanım, Türkiye'de herhalde TÜİK'i savunan nadir insanlardan biri Faruk Başkan'dır. Dün ben burada TÜİK'in rakamlarının inandırıcı olmadığını söyledim. O da savunmaya geçti, savundu. Dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum dolayısıyla, medeni cesaretinden dolayı yani. Bizim söylediğimiz temel olarak şu, Atip arkadaşımız da aslına bakarsanız ona değindi. Biz diyoruz ki paranın dünyada daha bol olduğu dönemlerde, daha kolay kaynak bulunabilen, faizlerin daha düşük olduğu dönemlerde siz rant odaklı bir inşaat siyaseti yaptınız. Kaynakların çoğunu lüks konutlara ayırdınız, lüks konut yaptınız. Oysa ki bu kaynaklar dönüşüm odaklı kullanılabilirdi. Askeri alanları, deprem toplanma alanlarını örnek ver diyor. Mesela Bahçeyevler'deki Zaman Gazetesi'nin yerini ben biliyorum. Birçok askeri alanın Florya'daki durumu ben biliyorum. Eski belediye başkanınızın damadının yapmış olduğu yeri, bunları biliyoruz. Dolayısıyla da bu alanlarda lüks konut yapmaktan
gerçekten dönüşüme ihtiyacı olan yerlerde bir dönüşüm yapmaya vakit bulamadınız. Çünkü rant odaklı baktınız. Ara sokaklarda oturan Ahmet amcanın, Fatma teyzenin, emeklinin gözünün yaşına bakmadınız. Onlara dikkate almadınız. Söylediğimiz bu. Ayrıca da bugün insanları fakirleştirdiğiniz için insanlar geçinemiyor zaten. Dolayısıyla da sizin yaratmış olduğunuz bu hayat pahalılığı üzerinden bırakın dönüşüme para ayırmayı, geçimini bile zor yapıyor. Bu düzene biz karşı çıkıyoruz. Bu hayat pahalılığı düzene karşı çıkıyoruz. İnsanlar evini dönüştüremiyorsa bu sizin yaratmış olduğunuz bu ekonomik durum yüzünden de evlerini dönüştüremiyor. Bakın benim ilçemde durduk yere binalar yıkılıyor. Neden buraları yapmadınız da 25 yıl gittiniz paraları lüks konutlara ayırdınız diyoruz. Söylediğimiz bu. Bir de tabii bu Kiptaş üzerinden üretilen konutların hangisini almıştır Faruk Başkan bilmiyorum. Ama mesela o konutların daha çok ihtiyaç sahiplerine verildiği durumlarda daha mutlu oluyoruz biz. Basına da geçen gün bakan eşlerinin bir takım AK Parti'ye yakın insanlara %25'ler 30'lar düzeyinde indirimli Kiptaş'tan daire satıldığına yönelik haberler düştü. Ben onu dillendirmiş olayım. Bunu da çok yanlış buluyoruz. Şimdi bu da üstüne gelince benim de kafamda soru işareti kaldı başkanım. Partiliye değil İstanbulluya hizmet etmek lazım diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım. Peki Faruk Bey'in mikrofonunu açalım arkadaşlar. Ben evimin adresini vereyim. Kağıthane Teras Evler'de oturuyorum. 99 yılında taksitle aldım. Ve hiçbir... Ekrem Bey nerede oturuyor? Kendileri nerede oturuyor bilmiyorum ben da. Ben cevap veririm Ekrem Bey'in oturduğu yeri. Siz devam edin. İki, TÜİK'le alakalı söyledi. Ben diyorum ki CHP'li arkadaşlar... Faruk Bey bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim? Elif Hanım çıktı. İstanbul'la ilgili, Türkiye ile ilgili çok önemli bir konuyu bahsetti. Bunun üstüne bir polemik oluyor ama asıl olan İstanbul'un bekası ve depremle ilgili, gelecekle ilgili yapılandır. Faruk Bey de grup adına dedi ki biz dedi bu tür faaliyetlerin tamamına İstanbul'un yeniden imar edilmesinde Ekrem İmamoğlu'nun getirdiği projelere destek olacağız. Dolayısıyla sakin olun, bir şey söylüyor. Evet. Başkanım, TÜİK'in verileri, ben şunu söylüyorum. CHP'li arkadaşlar eline bir veri almadan genel sloganik şeylerle konuşuyorlar. TÜİK'i kabul etmiyoruz. Peki niye kabul etmiyoruz? Yani TÜİK Başkanı açıklama yapıyor. Arkadaşlar. Hükümet, bir saniye ya. Bir saniye bir dinle. Arkadaşlar lütfen. Dün lütfen, İçişleri Bakanlığı göçmenlerle alakalı verileri açıklıyor elinde. Kendilerinin elinde veri yok. İşte şu kadar göçmen var. Neye göre? Elinizde hangi veri var? TÜİK bir rakamlar açıklıyor. Heyecanlanmayın arkadaşlar, heyecanlanmayın. Faruk Bey. Şimdi TOKİ ile alakalı Faruk da. Bey konu. Sayın Başkanım, o arkadaş açtı konuyu. Yok, hiç kusura bakmayın. CHP grup sözcüsüne o noktada müdahale etseydiniz sizinle konuştuk ya. Ben konuşurken bütün meclisteki arkadaşlar saygıyla beni dinleyecekler. Ben zaten size devam ettireceğim. Sadece söylediğim şey şu. Siz kendiniz de dediniz ki grubun getirdiği öneriye, idarenin getirdiği öneriye destek vereceğiz. Konu başka bir yerlere sapmadan İstanbul'un... İşte CHP grup sözcüsüne de o uyarıyı yapsaydınız hiçbir sıkıntı olmazdı. Hayır. Arkadaşlar, Faruk Bey, toparlayın, rahat olun. Siyasi tartışmalarınız İstanbul'un geleceğinin önüne geçmesin. Deprem İstanbul'un en önemli sorunudur. Buyur. Sayın Başkanım, idare ellerinde, iktidar, belediye iktidarı elinde. Kim ne almış, kim usulsüz almış, onları açıklasınlar. Kendileri rakamlarını açıklasınlar, suçsa savcılar suç duyurusunda bulunsunlar. Burada olmayan kişileri itham etmek, genel konuşmak doğru bir yaklaşım değil. Burada geçen dönemde benim hatırladığım bir şey var. Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız çıktı. Dedi ki şu anda İstanbul'da deprem oluyor ve Beyoğlu'nda şurası yıkılıyor dedi.
Dehşet içinde kaldık. Ne diyor belediye başkanı dedik. Ha öğrendik ki Ok Meydanı'nda benim kendi akrabalarımın da yaşadığı bölgede bir kentsel dönüşüm yapılıyor. TOKİ vasıtasıyla yapılıyor, emlak konut vasıtasıyla yapılıyor. CHP ona karşı çıkıyor. Nerede yapıldı? Hani lüks konutlar diyorsunuz ya, söyleyeyim size. Ok Meydanı'nda yapıldı. Benim ilçem olan Kağıthane'de, Yahya Kemal'de yapıldı. Gazi Osman Paşa, Yıldız Tabya, Sarıgöl'de yapıldı. Benim bildiklerim. Yani her yerde TOKİ'de yapıldı. Bakırköy'de de yapıldı, evet. Orada atıl olan lüks konutlar yapıldı. TOKİ'ye kaynak oluşturuldu. Sivas'ta yapıldı, Malatya'da yapıldı, Elazığ'da yapıldı, Van'da yapıldı. TOKİ o kaynakları nerede oluşturacak? Zenginden aldı, fakire yaptı. TOKİ'nin işi bu. HİPTAŞ'ın da bunu yapması lazım. Arkadaşlar, HİPTAŞ'ın da bunu yapması lazım. Öyle hoplamayın. Faruk Bey bir şey. Evet. Erkan Bey. Lüks konutlar yaptık. Erkan Bey. Lüks konutlar kendi yaptık. Diyarbakır'da yaptık. Elazığ'da ya. Konut yaptık. Zenginden TOKİ olarak. Fakire verdik diyor. Senin kendi siz de lüks konutlar yapın. Sen mutlu olacağına cevap veriyorsun. Ayıp ediyorsun Erkan siz Bey. Siz de HİPTAŞ eliyle elinizdeki siz de HİPTAŞ eliyle elinizdeki lüks yerleri, lüks konut yapacağınız yerleri değerlendirin. Onu fakir halkta kullanın. Siz ne yapıyorsunuz? Gecekondu Meskin'in arsalarını satıyorsunuz, arsalarını. Fakire gecekondu tasfiyesinde kullanacağınız arsaları satıyorsunuz. Sayın Başkanım, İstanbul'la alakalı, İstanbul'un dönüşümüyle alakalı gecekondu tasfiyesi için, çirkin yapılaşma için, çürük yapılaşma için belediyenin getireceği tüm projelere biz AK Parti grubu olarak destek vereceğiz. Cakla cik de değil. Yapacaksınız, biz tüm desteği size vereceğiz. Teşekkür ediyorum başkanım. Arkadaşlar, Gencay Bey vereceğim. Şimdi bakın, Hakan Bey de Bahçelievler Belediye Başkanımız söz istedi. Daha önce konuşmak için Hasan Akgün Büyükçekmece Belediye Başkanımız da söz istedi. Dolayısıyla şunda hemfikir olmamız lazım. Gencay Bey cevabını versin grup adına. Size söylediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Zenginden alıp fakire verdik diyor. Sizin seçim propagandasında kullandığınız cümle. Dolayısıyla biz halkın yanında olan insanlar olarak büyükşehir meclis üyeleri Faruk Bey de bu cümleyi kullanıyorsa bunu itiraz etmeyin. Demek ki şey söylüyorsunuz. Dolayısıyla birbirinizin söylediklerini güzel anlamamız lazım. Burada önemli olan şey İstanbul'a katkı sunacak yoksulun, fakirin veya da eski binanın ya da depremde riskli olan binanın yapılandırılması. Sakince dinleyelim. Grup sözcüleri cevap veriyor. Gencay Bey söz istiyorsunuz değil mi? Buyurun. Başkanım Gence, ben olayı başkanım, şahsileştirmedim. Şimdi şahsileşmesin. Şahsileştirmedim zaten. Ben yok başkanım Gencay Bey atıyorum. Sizden sonra görüşmez, konuşmaz. Gencay Bey şöyle yapalım. Müsaade arkadaşlar Gencay Bey konuştuktan sonra Hakan Başkanım, Belediye Başkanımız söz istemişti. Sonra da Hasan Akgün Başkanım'a sözü verip bu konuyu kapatıyorum. Bilginiz olsun. Buyurun Gencay Bey. Başkanım ben şahsileştirmedim. Yani bu depreme yönelik çalışmaları partiler üstü değerlendirmenin ve işte hükümet, yerel yönetimler hep birlikte yapılması gerektiği konusunda böyle de bir görüşüm var. Bunu hiçbir taraf tek başına da başaramaz. Siyaset üstü bir konudur. Ancak yani hani Faruk Başkan kendisi dedi ki ben Kiptaş konutlarında oturuyorum. Kendisi söyledi. Yani ben ona yönelik bir şey söylemedim. Ben Kiptaş konutlarına oturuyorum dedi. Ben de dedim ki biz orada daha çok ihtiyaç sahiplerinin oturmasını önemseriz dedim yani. Şimdi mevzu bu. Şimdi bir de tabii sosyal medyaya bir takım arkadaşlar bir sakin olun lütfen. Anlatacağız. Sosyal medyaya yansıyan, basına yansıyan bazı AK Partili siyasetçilerin yakınlarının indirimli konut aldığı %28-30 Kiptaş'tan bu yönde konutlar alındığına yönelik iddialar vardı. Ben bunu dile getirdim. Değilse değildir. Değilse değildir. Şimdi biz bir şey söylediğimizde oradan Ekrem Bey nerede oturuyor falan diyor yani. Arkadaşlar, yani, Hatip konuşurken lütfen müdahale etmeyin.
Şimdi başkanım gelelim. Gencay Bey siz bana bakarak çok güzel bana bakarak devam edin. Evet. Lütfen. Başkanım. Karşılıklı TÜİK konusuna gelelim. Bakın o konuda da yani şöyle ifade edelim. Bakın TÜİK kesinleşen yargı kararlarına rağmen enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamıyor. Efendim elinde bir takım rakamlar var. Onları doğru gibi kabul ediyor falan diyor ya Sayın Sözcü. TÜİK alınmış yargı kararına rağmen enflasyonu hangi fiyatlar üzerinden açıkladığını, hesaplamasını yaptığını basına açıklamıyor. DİSK bu konuda yargı sürecini başlattı ve açıklanması gerektiğini ifade etti. Bak öyle bir yargı kararı yok diyor. Google'la görürsün. Bakın bununla ilgili hangi fiyatları baz alınıyoruz? Siz neye göre bu enflasyonu açıklıyorsunuz belli değil. Ortada bir mahkeme kararı var. Buna rağmen yapılmıyor. Ondan sonra diyor ki bir takım kararlara, bir takım rakamlara efendim atıfta bulunuyorsun. Bunlar doğru değil diyor. Yanlış. Açıklasın TÜİK. Buyurun siz yönetiyorsunuz. Fiyatları açıklasın. Hangi rakamlar üzerinden bu enflasyon hazırlanıyor, açıklanıyor. Kamuoyu da tatmin olsun. Bu kadar basit. O zaman şaibe de kalkmış olur. Teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkür ederim Gencay Bey. Hakan Bahadır Bey'in mikrofonunu açalım arkadaşlar. Evet. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tabii ki Gencay Bey bizim meclis üyesimiz olunca oturduğum yer böyle ilçe patır patır dökülür deyince ben üzüldüm. Yoktur demiyorum, olmuştur. Ama biz İstanbul'u ilk defa biz yönetmiyoruz. Bahçeli'yi ilk defa biz yönetmiyoruz. Bahçeliler İstanbul 60 yıllık, 70 yıllık bir şehir. Her fikir İstanbul'da ve Bahçeliler'de iktidar oldu. Her fikir sağdan da soldan da oldu. Biz son 5 yılda, şimdi Allah'ın izniyle ikinci 5 yılımızın 3 ayında elimizden geleni yapıyoruz. Ve plan notları çıkardık. 6 tane İstanbul'un en iyi plan notlarından çıkardık. Ve şu anda Bahçeli Evler Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüm olan yerlerinden birisi. Kendisi de biliyor. Her sokağımızda yaklaşık 2-3 tane var. Ama tabii ki coğrafi yapımız, zemin yapımız, jeolojik yapımız çok iyi değil. Ama geçen 2 ay önce Çekmece'de de oldu. Yani orada yapabilecek bir şey yok. İnsanların dönüşümü sanılmaz. Ben şuna üzüldüm. Burada patır patır dökülüyor da biz elimizden geleni yapıyoruz. Kendisi de meclis üyemizdi. Neden bize 5 yılda destek vermedi? Kiptaş'tan neden bize bir destek gelmedi? Bakın az evvel Faruk Başkanım da söyledi. Çoğu herkes de biliyor. Kiptaş Bahçelievler'de tam 5 yılda yani 365 gün çarpı 5 yılda bir tane 4 katlı bir apartman yaptı. Onu da E5'te yan yolda günde 2 milyon kişinin geçtiği yerde. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz da ben şimdi kendisi de grup sözcüsü, grup yönetiminde neden Bahçeliler bir destek görmüyor? Ben buna üzülüyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Eleştirmek kolay ama gelin birlikte olalım deyince orada bir samimiyet görmüyorum. Bu samimiyet görmemin altında iki tane daha beni üzen hadise var, yeni oldu bu dönemde, kendisi de biliyor. Bir tanesi Büyükşehir Meclisimizle alakalı 251. maddede belki bugün incelenecek. Bizden Büyükşehir'in bize verdiği tahsisli yer var. 3 tane yer var 251. maddede. Fetih Parkı, Koca Sinan Parkı ve İbrahim Hakkı Hazretleri Parkı. Orada iki tanesinde kafeterya var. Bir tanesinde muhtarlık binası var. Şöyle bir karar var. Şöyle bir teklif var. Deniyor ki siz ey Bahçeliler Belediyesi siz o parka bakın, temizleyin, çimini biçin, ekin, sulayın, gece güvenliğini, asayişini sağlayın ama oradaki iki kafeteryayı ve muhtarlıkların olduğu binanın gelirini biz alalım. Anlayabildi mi herkes acaba? Böyle bir teklif olabilir mi ya? Alın sizin olsun. Alın sizin olsun. Soğanlı'da rahmetli Kadir abinin yaptığı bir otoparkımız vardı. Nasip oldu Ekrem Bey açtı. %99'u bitmişti. Olabilir, hiç önemli değil. Oranın pazar yerini de aldık oraya sonradan. Üzerinde bir 500 metrekarelik açık park var. Orası mahvoldu. Şu anda biz bakıyoruz. Biz suluyoruz.
Biz güvenliğini sağlıyoruz. Seçime 3 ay kala bir bize bir yazı, biz orayı alalım. Dedim kusura bakmayın, kimse enayi değil. Yani 4,5 yıldır siz, yaklaşık 5 yıldır neredeydiniz, her türlü şeyle biz ilgilendik. Neden bunu alıyoruz? Burada ben bir iyi niyet sezmiyorum. İkincisi, son Bahçeliler Meclisi'nde, efendim, toparlayayım. Tamam, tamam başkanım, kusura bakma. Yani biraz doluyum ben da üzüldüm. Hepsini cevap verecek. Gencay Bey lütfen. Yani Gencay Bey dinle bak. Lütfen. Bahçelievler'de başkanım, dinlemeyi öğrenmedi, burada da başkanım, öğrenmedi. Başkanım bir saniye. Kendini Bahçelievler'de, Gencay Başkan, CHP, Gencay'da şu var. Çok özür dilerim. Başkanım lütfen. Buyurun, buyurun. Müsaade eder misiniz? Gencay Bey, arkadaşlar. Ya dinlemeyi öğren bir Gencay. Büyükşehir'de öğrettik, burada da öğretecek. Başkanım. Merak etme. Müsaade eder misiniz? Başkanın mikrofonunu keser misiniz? Ne oluyor? Eline koy. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Meclis başkanı konuşuyor. Sakin olur musunuz? Arkadaşlar. Başkan. Başkanım mikrofonunuz kapalı. Başkanım mikrofonunuz kapalı. Sakin olun. Sakin olun. Gencay Bey. Siz müsaade edin bana. Arkadaşlar müsaade edin. Mikrofonunuz kapalı, boşuna konuşuyorsunuz. Arkadaşlar. 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 Hakan Bey mikrofonunuz kapalı. Furkan Bey. Furkan Bey lütfen. Ülke Hanım. Ülke Hanım. Ülke Hanım lütfen bir işaret eder misiniz? Zeynel Bey. Zeynel Bey. Zeynel Bey lütfen müdahale eder misiniz? Gencay ben buna cevap vereceğim. Lütfen bana izin verin. Arkadaşlar ben meclis başkanıyım. Bu kürsüde her meclis üyesinin hakkını korumak benim görevimdir. Siz bana müsaade edin, ben ona haddini bildiririm. Ama siz benim adıma konuşmaya başlamayın. Ayıptır. Böyle bir şey yok. Ben kimsenin hakkını kimseye yedirtmem. Kaç kez konuştuk. Müsaade eder misiniz? Oturur musunuz lütfen? Oturur musunuz? Ben neyin bana yakışıp neyin bana yakışmadığını bilirim. Faruk Bey lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturur musunuz? Ben meclis başkanıyım. Ben meclis başkanıyım. Oturur musunuz yerinize? Oturur musunuz yerinize? Meclisi kapatıyor, ara veriyorum meclisi 15 dakika. Arkadaşlar meclise 15 dakika ara verdim, bilginiz olsun. Grup başkan vekilleri odama gelsin.